egedesonses.com. Sayın dinleyiciler, özel bir yayınla birlikteyiz. Telefonumuzun diğer ucunda bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Balbay şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Sayın Balbay, iyi günler efendim. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben stüdyonuzda olacaktım, sizler evet, de olacaktım. Stüdyo konuğumuz olacaktınız. Sizlerden evet. Özür diliyorum. Estağfurullah. Şu anda şehit cenazesine yetişmeye çalışıyorum. Evet. O nedenle böyle bir durum oldu. İşte bu sabah Bergama'da Atatürkçü Düşünce Derneği, Bergama'daki bütün yerel cumhuriyetçi yapılar, örgütler, kurumlar bir araya gelip bir sabah buluşması yaptılar. Evet. Orada beraberdik. Daha sonra da evet, burada birlikte olacaktık stüdyoda ama bu nedenle şehit cenazesi evet, nedeniyle burada olamadınız. Sağlık olsun. Canlı yayında özür diliyorum. Estağfurullah. Dinleyenlerden. Şu anda tabii pilot yüzbaşımız İlker Kahraman'ın cenazesine yetişmeye çalışıyoruz. Tabii ki memleketin durumu ortada ama bu koşullarda ne olursa olsun nasılsınız sorusuna iyiyiz, iyi olmak görevindeyiz. İyi olmak için, bu topluma güzel bir gelecek sunmak için mücadele içindeyiz diyorum ben de. Şehit cenazesiyle başlamışken o zaman nasıl evet, değerlendirmek mümkün Afrin Harekatı'nı? Afrin Harekatı Türkiye'nin terörle mücadelesi için yapması gereken meşru müdafaadır ve böyle bir harekatı yapma sorumluluğundadır. Böyle bir durumda sınırımızın ötesinde terör örgütü yuvalanmışsa, terör örgütü ordu kuracak hale gelmişse buna hiçbir hükümet kayıtsız kalamaz. Evet. Böyle bir operasyonun yapılmaması suçtur. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Yapılmaması İkincisi, suçtur diyorsunuz. Evet. Evet, yapın. İkincisi, böyle bir ortamda karşımızda çok ciddi bir terör tehlikesi ortaya çıkmış iken bunu ortadan kaldırmanın, terörü bertaraf etmenin tek yolunu Mehmetçiğimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yüklememek gerekir. Bu ordumuza, Mehmetçiğimize büyük bir haksızlıktır. Mehmetçiğimiz görevini sonuna kadar kanı canı pahasına yapmaktadır. Bunun yanında ama böyle bir sınırımızı aşan bir tablo var ise bunu ortadan kaldırmak için ne olursa olsun uluslararası alanda da haklılığımızı ortaya koyacak, haklılığımızı bütün dünyada... Sayın Balbay, sesiniz az önce daha iyi geliyordu. Şimdi biraz boğuk gelmeye başladı. Şimdi daha iyi olabilir belki. Evet, şimdi iyi. Şu anda yoldayız. Bir kamyon yanımızdaydı. Belki şimdi daha iyi. Haklılığımızı bütün dünyada ortaya koyacak ve görmeyen gözlere gösterecek bir siyaset izlemek gerekiyor. İşte işin püf noktası bu. Biz bunu vurgulayınca hemen sen teröre karşı mısın, terör örgütünün yanında mısın diyorlar. Haşa, terörün her türlüsüne biz lanetliyoruz, hayır diyoruz, mücadele edilmeli diyoruz. Ama terörü ortadan kaldırmak için de uluslararası alandaki mücadeleyi, bir komşu ülkenin içinde yuvalanan bu alçak yapıyı açığa çıkarmak ve muhatap ülkenin sorumluluğunu ona anımsatmak ve bu sorumluluğunu yerine getirmeyi zorlamaktan o kadar önemli diyoruz. Diyebilirsiniz ki Sayın Balbay, evet operasyon yapıldı, daha ne? Tabii ki işte dünya zaten görüyor bunu. Evet. Hayır efendim, görmüyorum. Ben Türkiye'nin terörle mücadelesini adım adım yaşamış, yazmış bir kardeşinizim. Geçmişte biz PKK'yı terör örgütü ilan ettirebilmek için deyim yerindeyse bir yandan anamız ağladı, bir yandan analarımız ağladı. Böyle bir acıyla, böyle bir durumla karşı karşıyaydık biz. O nedenle şimdi yani bu büyük mücadelede dünyaya bu gerçeği anlatmak inanın çok çok önemli. Neden önemli? Bir rakam vermek istiyorum size. Buyurun. Bizim terör örgütünün geçmişte PKK'nın en alçak saldırılar yaptığı dönemde bu örgüt üyelerinin sayısı 8 ila 10.000'di. Bunun 4-5 bini Türkiye içinde, 5-6 bini de
Türkiye dışında olurdu. Genel olarak böyle bir rakam vardı. Şimdi sınırımızda ordu haline gelmiş terör örgütünün üye sayısının 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Rakama bakar mısınız? Tehlike evet. büyümüş. Tehlike 3 kat artmış. İşte bu ortamda bizim her ne olursa olsun mücadele, bu mücadeleyi dünyaya anlatmak, muhatap ülkenin Esad'ın şu anda gidip ona diz çökelim, ona rica ediyor. Kesinlikle onları demiyorum ben. Ama bu terörü önlemenin onun da sorumlu olduğunu kabul ettirmek gerekiyor. Yani o yanını doğrusu daha çok o yanını bastırmak gerekiyor. Genel olarak bu konuda vurgulamak istediğim budur. Mehmetçiğimizin arkasındayız. Terörle mücadelemiz meşru bir mücadeledir. Bunu etrafındaki öteki mücadele halkalarıyla örmek gerekir. Bunun bir yanı sosyal mücadeledir. Bir yanı evet. bir yanı diplomatik mücadeledir. Bütün bunları yan yana eksiltmeden sürdürmek gerekiyor. Evet, o şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Sayın Bağbay, Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz günlerde daha yeni bir kongre yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun rakibinin aldığı oya bakacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim isteği var mı? Bu 447 oy bunu mu tarif ediyor, temsil ediyor? Yoksa Kılıçdaroğlu kazandı, konu kapandı mı demek mümkün? Siz bir CHP milletvekili olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki biz kurultayımızı Türkiye koşullarında yapılabilecek, yani en demokratik, parti içi demokrasinin en iyi işleyebileceği ortamın zorlayarak yapmaya çalıştık. Yaptık da buradan çıkan sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında her zaman 200-250 muhalif oy vardır. Muhalif oy 300'ü geçerse parti içinde bir muhalefet zemini var demektir. 400'ü geçerse parti içinde başka bir arayış içinde olan kesim de var demektir. Yani 500'ü bu, evet. geçerse zaten bu tartışma ciddi bir boyutta demektir. Bu 400'ü geçti. Parti içinde bir yenileşme arayan, yeni yüzler arayan bir ciddi yapı var. Yani bu zaten görünüyor. Genel Başkanımızın, Kılıçdaroğlu'nun bu gerçeği dikkate alarak önümüzdeki dönem genel başkanlık yapması beklenmekte. Bu nasıl olur? Biz bütün Türkiye'de bütünleşmeyi zorlayan, bütün Türkiye'de bütünleşme isteyen bir parti olarak CHP içinde bütünleşmeyi savunmamamız mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Önümüzdeki dönem parti içinde, parti meclisinin arkasından MYK'nın da belli olması, yani partinin bakanlar kurulunun ortaya çıkmasıyla birlikte genel başkanımızın nasıl bir yol yürüyeceğini de hepimiz görmüş olacağız. Burada bizim beklentimiz, dileğimiz partinin tümünü kucaklayacak. Muharrem İnce'ye omuz verenleri de evet ya, bu yönetimle birlikte biz 2019'a hazırlanırız, 2019'da yürürüz diyeceği bir yol haritası inşası beklenmekte. Şu andaki tablo budur. Bir erken seçim bekliyor musunuz? Ben benim gördüğüm Ankara'yı yıllarca koklamış, söylemiş, yazmış, şu anda da yaşamakta olan bir kişi olarak seçim kararını verecek olan iktidar şu anda kendisi açısından bir seçim ortamı görmüyor. Yani AKP kendisinin başarıyla çıkacağı bir seçim ortamı görmemekte. O nedenle şu anda yok. Gördüğü an seçime gider. Bu 2018 yazı olur, sonbahar olur ya da 2019 normal zamanında olabilir. Ama şu anda ben AKP'nin kendisi açısından bir seçim ortamı görmediğini, ama böyle bir ortamı yaratmak, böyle bir ortamı oluşturabilmek için de var gücüyle çaba harcadığını görüyorum. Evet. Sayın Bağbay, biz Kuzey Ege bölgesine, Ege bölgesine hitap etmekte olan bir medya kuruluşuyuz ama yerleşim yerimiz içinde yayın yaptığımız yerleşim yeri Bergama, Bergama, Dikili, Kınık, Ali Ağa, bu bölgeye hitap ediyoruz. Onun için bu bölgeleri baz alarak sormak istiyorum. Sizin seçim bölgenizde bu saydığım yerler de var. Buralarla ilgili bu yakınlardaki çalışmalarınız neler? Bergama, Dikili, Kınık olsun, Ali Ağa olsun, meclise getirdiğiniz bir önerge var mı? Bu bölgeye şunu yapalım dediğiniz bir şey oldu mu bu yakınlarda?
Vardır. Şöyle, öncelikle tabii Kınık en sorun yaşayan yerleşim yerimizden başlamak isterim. Burada ne yazık ki bu 2014 yılında yaşanan Soma maden faciasından sonra gerçekten hani ciddi bir işsizlik söz konusu. Çünkü herkes Soma katliamı diyor ama Soma'da can verenlerimizin 50'si Kınıklıydı ve orada ciddi bir işsizlik dalgası var ve bunun içinde ben hem oradaki ilçe başkanımızla hem büyükşehirimizle hem de oradaki yerel girişimcilerle gücümüz yettiğince bir temas halindeyiz. Evet. Tabii ki Bergama'mızla ilgili de en son Abbas Güçlü'yle konuştuk. Belki de Abbas Güçlü'yü siz de ağırladınız. Hani bilemiyorum. Geçen pazar günü biliyorsunuz. Evet, Bergama'daydı. Bergama'daydı Abbas Güçlü. Bergama'nın tarihine bayılmış. Ben bu yıllar önce buraya gelmeliydim. Gelemediğim için kendime kızdım diye. Böyle hoş kendisi böyle bir yazı da yazdı Abbas Güçlü. Geçen hafta sonu pazar günü yazdı yazıyı. Ve Abbas'ın değerlendirmesi o ki Bergama'yı Türkiye ve dünyaya daha çok tanıtmak. Bizim de düşüncemiz o zaten. Bu o bizim anlamda, başlı başına bir sorunumuz zaten. Bergama'yı tanıtamama sorunu. Evet. Önümüzdeki günlerde Abbas Milliyet Gazetesi'nin bu rota ekinden Bergama'yı tanıtan iyi bir yazı yazacak. Bunu kendisiyle paylaştık. Bu müjdeyi de Bergamalıları vermek isterim. Ama bu da yetmez. Bergama'mız bugün muhteşem bir kültür merkezine kavuştu. Sayın Mimar Arolat'ın görsel güzellikte katarak gerçekleştirdiği bu hem kültür ve sanat merkezinin etkinliklerinin Türkiye ölçeğinde ses getirmesi için bir çaba harcamak gerekiyor. Bunları da Abbas Güçlü ile ve gazeteci arkadaşlarımızla konuştuk. Bu yılı ben de hani Bergama'yı Türkiye'de ve dünyada daha çok tanıtmak için çaba harcama yılı olarak görüyorum. Bir rakam vermek gerekirse Bergama'daki eserlerin büyük çoğunluğu şu anda Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde bulunuyor. Evet. Pergamon Müzesi'ne gelenlerin bu müzede geçirdiği zaman ortalama 6 saat. Ama Bergama'ya gelen turistlerin Bergama'da kalma süresi 4 saat. Demek ki burada bizim bir eksikliğimiz var. Kesinlikle. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun için de biraz önce söylediğim gibi ben de hem bakanlıkla da temas kurarak bu konudaki çabamızı yükselteceğiz. Bunun altını da ayrıca çizmek isterim. Peki. Kozak Yaylamızdaki fıstık çamlarının sorununu ben Tarım Bakanı'na ilettim. Tarım Bakanı'nın yanıtından tatmin olmadım. Çünkü işte araştırmacılar, uzmanlarımız konuyla ilgilenmektedir. İşte ciddi bir sorun görülmemektedir diyor ama hepimiz biliyoruz ki oradaki verim büyük ölçüde erozyona uğramış durumda. O mücadeleyi de bir tazelemek gerekiyor arkadaşlar. Onun da altını ayrıca çizmek isterim. Sayın Bağbay, son olarak şunu sormak istiyorum. Her ne kadar milletvekili de olsanız siz bir meslek büyüğümüzsünüz. Meslektaşız, siz de bir gazetecisiniz. Evet. İnternet, evet, bunun için ayrıca memnunum sizinle konuşmaktan. Bunu belirtmek istiyorum. İnternet yayıncılığına düzenleme yasası çıkmak üzere ya da çıktı mı bir torba yasasına dahil edilmek üzere galiba. Bu konuda İnternet yayını yapanların bir tepkisi var. Bu konuyla ilgili tepkiler haklı mıdır yoksa çıkmak durumunda olan, çıkmak zorunda olan bir yasa mıdır? Sakıncaları var mı? Getirdikleri neler? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, teşekkür ederim bu soruya da ayrıca. 2 Şubat günü meclise bir torba yasa geldi. Bu torba yasanın içinde biraz önce sizin de özetlediğiniz gibi bir internet medyası ile ilgili bir düzenleme var. Burada internet yayıncılığı yapan bütün herkesin, tek tek kişiler dahil öncelikle RTÜK'ten izin alması gerektiği yönünde bir madde koymuşlar. Evet. Bence çok yanlış. Hatta geçen hafta, daha doğrusu hafta içinde ben bunu meclis kürsüsünden de dile getirdim. Bunu yapmayın dedim. Zaten şu anda internet yayıncılığını denetleyen bir yasa var. Yasa var. 5675 sayılı bir yasa var ve bu yasada internet yayıncılığının denetliyor. Örneğin şu anda en ciddi sorun olarak Wikipedia biliyorsunuz Türkiye'de açılmıyor. Türkiye'den girilemiyor Wikipedia'ya. Evet. Bunun nedeni işte bakanlığın buraya erişim engellemesi.
bir ciddi sorun olduğunda zaten siz erişimi engelleyebiliyorsunuz. Ama şimdi ne yapmak istiyorlar? Daha yayın yapmadan, yayın başlamadan bir sansür uygulanıyor. Ben bunu böyle yorumluyorum. Bu yasa önümüzdeki hafta meclise gelecek. Biz de takipçisi olacağız. Sizlerin de bu yasayla ilgili gelişmeleri zaten izlemekte olduğunuzu görüyorum. Evet. Hep birlikte bir mücadele edeceğiz ve internetime dokunma. Belki de kampanyanın adı bu olabilir. İnternetime dokunma diyebiliriz. Yani internet yayıncılığının bugün insanların nefes aldığı bir alan olduğunu görüyorum. Ama ne yazık ki hükümet burada hani daha bir kontrol altında tutabileceği bir yapı istemekte. Buna da bütün gücümüzle engel olmak için her şeyi yapacağız. Sayın Balbay, çok teşekkür ediyorum programımıza telefonla konuk olduğunuz için. Bu kez böyle oldu ama bir sonraki gelişinizde stüdyomuzda ağırlamak isteriz sizi. Ben de daha önceden de haberleşiriz. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sesiniz kısılmasın diyorum. Çok teşekkürler, sağ olunuz. İyi günler. Sayın dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Balbay ile sohbet ettik. Telefon görüşmesi yaptık. Dediğimiz gibi aslında stüdyo konuğumuz olacaktı Sayın Mustafa Balbay ama şehit cenazesine yetişmek üzere İzmir'e dönmek durumunda olduğu için telefonla katılmak zorunda kaldı. Bir sonraki programda yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın. egedesonses.com egedesonses.com